Bugün 8 bin lira bile, 11 bin lira bile emekli maaşı alanlar var. Kişilerin özel durumlarına göre müşavirdir, müsteşardır, örnek veriyorum size. Albaydır, yarbaydır, milletvekilidir, aşçı bile bugün, bakın, kimseyi ben küçümsemiyorum. Aşçı bile 10 bin lira maaş alıyor. Bakın, 10 bin lira bir maaş demek, çalışan bir kesimin düzenli olarak prim kazançlarının arttığını düşünürsek, bu kişi ileride 8 bin lira aylık alacak anlamına gelir. Çok güzel. Yani bu prim kazançlarının birleşmesinden bugün 8 bin lira, hanımı da adı aşçı olsun, yanlış anlama birleştirelim. 16 bin lira Allah aşkına iki kişiye yetmez mi Hakan Hocam? Bir de sormak yetmez olur istiyorum. Kesinlikle güzel yeter. bir para değil Ah, mi? kesinlikle. Ne yapalım, aşçı mı Keşke. olalım acaba? Evet, aşçı olmak Yani, iyi o zaman. Mesleği değiştirelim. evet. Mesajı Yani verdik. olay şu, yüksek emekli maaşını alabilmek için 5 tane kalemimiz var. Birincisi, her şeyden önemlisi, hangi yıllarda, hangi dönemlerde artış yapacağımızı bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Onu bilirsek zaten %25 bir dilim cebimize koymuş oluruz. En önemlisi de boyacılarımız var, inşaat işinde çalışanlarımız var. Yani Avrupa'ya gidenler var. Bu vatandaşlar Türkiye ilinde farklı illerde çalışmaları varsa, bu arkadaşlar son bir yıl kala hizmet birleştirmesi yaparlarsa, o zaman o bütün illerdeki çalışmalar gelip bir havuzda toplanıyor ve böylelikle prim kazanç yine artıyor. Bu çok önemli. Bunu daha önceden biliyor muydunuz? Hayır. Bilmiyordum.